celal sana olmaz dökülen. Önce bu iş beni çok sardı. Yurt dışından gelen bir dergi üzerine bu iş... İşleri müdürlerimiz hepsini protokolü davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Olmaz. Hep beraber, haydi bakalım. Peki. Ya Allah, bismillah. Daha nice sergileri. Şimdi nişan yüzüğü kazanır, para istiyor. Başkanım, bunu sizin için yaptım. Işıkları... Geleneksel bir Türk el sanatıdır. Selçuklular döneminden beri gelir. Kırkyaman'ın özellikle insanların zihninde inanılmaz, bütün zihninin her tarafını kullanmasını gerektiren bir çalışma şeklidir. Düşünün, matematik var, fizik var, renk uyumu var. Yani her şeyi düşünmek zorundasınız yaparken. Ve şöyle söyleyeyim size, ben depremden sonra ilk dersimi, kursumu açtım Düzce'de. Ankara'da ders vermek de vardı. Ama ben Düzce'de depremden çıkmış, yorgun ve üzgün insanlarım için ben Düzce'de ders verdim. Ve inanır mısınız, biz parmağımıza batan iğnenin acısını gözyaşlarımızı dökerek ve ya önümüzdeki işlerle yaptık. Ve 30'un üstünde öğrencim vardı. Birlikte ağlardık, birlikte gülerdik. İnanılmaz bir zaman geçirdik. Ve bunun sonunda öğrencilerim ayrılırken dediler ki, biz bütün üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı yaptığımız işlere döktük. Sevgimizi de döktük hocam. Teşekkür ediyoruz dediler. Ve gerçekten inanılmaz zevkli bir iştir. Meşakkatlidir. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Çok güzel bir uğraşı. Ve gerçekten akıl sağlığını en iyi koruyan bir meslek dalıdır. Bu sanattır. Şöyle diyeyim. Biz Alzheimer'ları ne yapıyoruz Türkiye'de? Odalara, evlere hapsediyoruz. Ama ben Amerika'da, Houston'da dünyanın en büyük patchwork fuarında, yani Kırkyama fuarında Alzheimer'ların yaptığı eserleri gördüm. Onlar Alzheimer'lara bunları yaptırarak sağlıklı kalmalarını sağlıyorlar. Benim de amacım bu. Alzheimer'lara da gitmek istiyorum inşallah. Bu çok güzel bir uğraşıdır. Tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Çok güzel bir etkinliğin onur konuğusunuz. Sevgili hocam da yanınızda. Sergiyi de gezmektesiniz. Duygularınızı kısaca alabilir miyiz? Tatil için gelmiştim. Davetiye gelince çok ilgi alanıma giren bir sanat. Onun için koşarak geldim. Özhan Hanım ve arkadaşları kutluyorum, öğrenci arkadaşları da. Gerçekten çok zarif eserler ortaya koymuşlar. Çok ince yorgalama yapmışlar. O benim çok dikkatimi çekti. Hepsi çok zarif olmuş ve zevkle seçilmiş panolar. Burada kişilerin zevkini ortaya koyuyor.
ruhunun güzelliğini ortaya koyuyor. Bizim hanımlarımız işlerindeki duyguları bu eserlere yansıtmışlar. Ben hepsini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Umuyorum seneye daha çok öğrenci olacak diye düşünüyorum. Hanımlar evlerinde boş zaman geçirmesinler. Gelsinler burada. Hem burası bir psikolojik tedavi, rehabilite merkezi, hem rahatlatıcı, mutluluk veren bir şey ve bir eser bırakıyorsunuz çocuklarınıza. Siz vefat ettiğinizde Allah gecinden versin, bu anneannemin, bu babaannemin, bu annemin, bu ablamın eseriydi diyorlar. Ve çok emek geçiyor. Gerçekten benim annem eski bizim giydiğimiz giysilerden böyle bir seccade yapmıştı. Daha sonra ben yeni evlendiğimde eşimin ve kayınpederimin kravatlarından böyle bir seccade yaptı. Ve ben o seccadede namaz kılmaktan çok keyif alıyorum. Onun için eskilerimizi değerlendirelim, hatıraları yaşatalım. Hoca Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olsunlar. Nevin Hanım çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmamız Belmek'teki kurslardan birinde yaptığımız portakal çiçeği miydi? Öyle bir yerde. Gerçekten ilk defa orada açıldı. Ve biz Düzceli grubu olarak oraya gittik bir numaramla. Harika şeyler biz de orada yaptık. Siz de bizim ilk sergimize geldiniz ve orada benim yaptığım örtüyü çok beğenmiştiniz. Evet. Ben kutluyorum, gerçekten kutluyorum. İnşallah seneye bu öğrenci sayınız artarak devam eder. Umuyorum Akçak Hocalı hanımlar çok zeki ve çalışkanlardır. Buraya daha çok akın akın geleceklerine inanıyorum. Ankara'da da bir sergi yapmayı düşünüyoruz. Olabilir. Evet. Beraber ortak yapalım. Evet. Biz açtığımız bir köşeyi Akçak Hoca köşesi yapalım. Beraber yapalım, çok da iyi olur. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevil Aydın, ev hanımıyım. İkinci senedir bu kursa geliyorum. Ama onun dışında 13 senedir halk eğitimin kurslarına gidiyorum. Kırkyama'ya iyi ki gelmişiz. Hocamız çok bize bu konuda yeni bilgiler öğretti. Doymadık, daha bitmedi. Bu acemiliğimiz, hatalarımız olduysa kusura bakmasınlar. Bu sergi mahiyetinde sizin de çalışmalarınız var mı? Benim tablom var. Eşimin dedesinin 1800 yıllarda sahilde eski caminin karşısında olan bir evi yaparak yaşatmaya çalıştım. Akçak Hoca'nın ilk hali. Yani orada hiçbir şey yokken. Yatak örtüm var. Bir sürü küçük örtülerimiz var. Var yani. Epey bir şeyler yaptık. Değerli hocamla kursa dair bir şeyler konuştuk. O bizi bilgilendirdi. Ben sizden şeyi öğrenmek isterim. Bir kursiyer olarak diğer arkadaşlarla aylarınızı birlikte geçirdiniz. Ortam nasıldı? Onu anlatamam. Kelime yetmez. O kadar güzel. Değişik gruptaki insanlar. Hepimiz aynı kültürde değiliz. Farklı şehirlerden gelip Akçak Hoca'da işinden dolayı yaşayan insanlar da var. Çok güzel günlerimiz geçiyor. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Hem kültürel anlamda hem de böyle insanı mutlu eden ilişkiler oluyor. Bu Kırkyama zaten biliyorsunuz paylaşarak olan bir şey. Benim kumaşım yetmez, sizden alırım. Sizinki yetmez, ipimiz biter. Bunlar hep birbirimize alışveriş. Hocamız da gerçekten muhteşem biri. Bu konuda yani ben çünkü araştırıyoruz hepimiz de. Hocamızın üstüne ben hoca tanımıyorum. İyi ki gelmiş Akçak Hoca'ya. İyi ki biz bu kursa gitmişiz. Biz çok mutlu oluyoruz. İnanın şimdi Eylül'ü bekliyoruz. Ya Ramazan'da bile biz kursa gittik. İnsanlar uyurken biz dikiyoruz yani. Bu bana terapi. Yani bir de ruhsal açıdan doyuruyor. Maddi açıdan da kimisi dışarı iş yapıyor, para kazanıyor. Yani bu da var. Bu yalnızca keyif ve zevk değil. Burada maddiyat da gelir de elde ediyoruz. Gelecekte de çocuklarımıza çok güzel şeyler bırakıyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bak bir de şimdi şu evi açmamız, belediye başkanımız, kaymakamımız, halk eğitim müdürümüz ve hocamız, bunlar bize destek verdi. Bize bu evi hazırladılar. Biz de burayı şimdi hem tanıtmış olduk. Kokusunu, ruhunu herkes şimdi gördü.
daha ne olsun? Daha ne isteyebiliriz? İnşallah devamı da gelir bu kursunuzun. Peki size kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim.